Hep ben böyle kendi kendime çekerken şey yapıyorum, tipim iyi mi, her şey iyi mi falan diye. Şimdi size sorayım. Gayet güzel. Güzel mi her şey? Güzel güzel, çok tatlısın. Evet. Ya. Aloha. Bugün Meral Hanım'la beraberiz. Meral Hanım, Meral Bakır, kendisi beni kırmadı, geldi. Uzun zamandır zaten çekim yapmak istiyordum kendisiyle ve size sorduğumda da siz de çok tatlı bir şekilde zaten tabii ki dediniz. Beni çok mutlu etti. Meral Hanım'dan açıkçası bazı videolarda ben bahsediyorum. Özellikle bu bir kitap önerisi videom vardı. Birçok Yaşam, Birçok Üstad'dı galiba o kitabın adı. Orada ben sizden bahsetmiştim. Bir de birkaç videoda daha yine sizin Instagram'ınızı da koymuştum. Onu bilenler zaten biliyor. Şimdi bugün Meral Hanım'a bazı sorularım olacak ama öncelikle bizim yolumuz nasıl kesişti? Neden kesişti? Ve ben neden böyle bir videoyu, hani Meral Hanım'ı sizlerle neden paylaşmak istiyorum başlıklı bir video olacak bu. Uzun lafın kısası. Ben 2018 yılında gitmiştim Meral Hanım'a ve o zaman çok çok dipte olduğum bir dönemdi bazı özel hayatımda olan konulardan dolayı. Ve hani açıkçası çıkış yolu bulamıyordum. Ve ben hani kendimce, herkesin yolu, yolculuğu çok farklı ama ben psikologlardan biraz sıkıldım diyeyim. Çünkü çok fazla psikolog, yani biliyorum hani psikoloji eğitimi de aldım, hani bana yeterli gelmiyordu. O yüzden böyle başka yöntemler, başka yollar arıyordum. Bu benim yolculuğum için, tekrar ediyorum. Meral Hanım'a gittiğimde çok değişik gelmişti. Bu biyoenerji değildi. Ne seansı diyelim ona? Bireysel seans aldım. Siz anlatın. Bireysel enerji seansı, evet. Evet, bireysel enerji seansı aldım tam olarak. Çok güzel geldi, iyi geldi ama o kadar kafam doluydu falandı filan, böyle bir sürü olaylar. Sonra bir ara verdik. Böyle bilmiyorum bir yıl oldu olmamıştır. Ondan sonra bizim esas yolumuz bir yıl sonra tekrardan kesişti. Tekrar buluştu. Evet. ve ben zaten o süre içinde hani kendisini takipteydim ama o zamana kadar böyle çok fazla bu konuların içine dalmamıştım. Sonra zaten bu pandemiyle beraber iyice sizinle neredeyse hani bazen haftada bir, bazen iki haftada bir, hani ayda bir oldu, olmadı bile diyebiliriz herhalde. Çok çok destek oldu bana birçok farklı konuda. Yani benim yolculuğumda benim konularımla ilgili tabii ki de biz çalıştık ama herkesin yolculuğu farklı. Böyle biraz şifreli gibi konuşuyorum şu anda ama zaten siz birazdan, siz daha hiç konuşturmadım. Merhaba demek ister misiniz? Merhaba, o kadar güzel konuşuyorsun ya, ki böyle bakıyorum ya. Ben de. Çok tatlı konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Lütfen, devam ben et. Çok heyecanlıyım. Bu arada konuklu hiç alışkın değilim dedim ya size. Böyle çok heyecanlıyım. Ve bizim yolumuz kesişince ve gerçekten bana hani günden güne çok çok iyi gelince biz, yani ben devam etmek istedim. Kendisi de zaten herhalde sevdiniz beni. Şu kızın bir elinden tutayım. Çok sevdim gerçekten öyle. Seviyorum. Ya. Seviyorum, evet. Ben de sizi çok seviyorum. Ve böylelikle arkadaşlar biz bugünlere geldik. Yani ben şu anda neredeyim size şöyle söyleyebilirim. Hani bana nasıl bir etkisi ya da bana nasıl bir katkısı oldu bu yolculuğun diye soracak olanlarınız varsa, ben kesinlikle mesela meditasyon yapmaya Meral Hanım beni şevk etti. Yok, sevk ettim, şevk ettim dedi. Yani destekledi beni. Çünkü böyle şu anlamda değil, hani hadi sen meditasyon yap, işte meditasyon çok iyidir diye değil ama bir şekilde o yol zaten meditasyona gidiyor. Ve çok etkisi oldu yani meditasyonun da. Bunun yanı sıra bazı açılımlar yaşıyorsunuz. Hani bu herkesin özel olduğu için detaylı anlatamıyorum size. Ama şunu söyleyebilirim. Bence psikolojinin bile yetemediği yerler var. Hani bunu özellikle ilaç kullananlar için belki konuş, yani atıyorum bipolardır, gerçekten panik atakları çok fazladır, onları siz söylersiniz. Tabii ki doktora gitmesi gereken herkes zaten önce doktora gitmesi gerekiyor kesinlikle. Onu siz de söylüyorsunuz tabii, değil mi? Tabii. Ama hani çok ağır olmadığı sürece büyük büyük yararı ve desteği var ve yani ben daha iyi hissediyorum, daha net hissediyorum. Kendime güvenim arttı genel olarak, kendimi daha çok seviyorum, çok genel size bahsediyorum.
Zaten siz de şahitsiniz bütün bunlara. Yani çok mutlu oluyorum gerçekten. Bu durumda ben en çok ben mutlu oluyorum. Belki senden daha çok mutlu olduğumu ya, düşünüyorum. Evet. Sizin ama gerçekten katkınız çok büyük. Teşekkür ve ederim. Şunu da söylemek istiyorum. Yani burada tabii ki de benim yolculuğumda bana destek olan herkese binlerce kez mahalo. Herkesin yeri ayrı. Lakin hani Meral Hanım'ın bir tık daha özel diyebilirim. Çünkü kendisinin sizin yaptığınız şey de bence çok özel. O yüzden ben lafı fazla uzatmayayım. Artık Meral Hanım'ı konuşturacağım ve kendisine bazı sorular soracağım. Bu arada konuşmaya başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Hani sonlara doğru söylemeyi unuturum diye. Eğer ki kendisine sorularınız olursa bir yerlere koyarız. Ya aşağıya ya yukarıya sizin Instagram'ınızı yazarız. Kendisine zaten mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu videonun altına yorumlarınızı, sorularınızı, önerilerinizi, tatlı bir şekilde eleştirileriniz varsa onu da bekliyoruz diyelim. Ve başlayabiliriz. Öncelikle hani sizin bir kendinizi tanıtmanızı çok isterim. Sizi bilmeyen birçok insan eminim vardır. Hani herkes sizi bilsin, tanısın. Siz biraz kendinizden bahsederseniz kısaca çok sevinirim. Beni davet ettiğin için öncelikle çok çok teşekkür ederim. Gerçekten bu bir yolculuk. Senin için de bir yolculuk, benim için de aynı şekilde bir yolculuk olarak başladı. Ve halen devam ediyor benim yolculuğum. Nasıl başladı? Ben birçok kurumsal iş yaptım, özel şirketlerde çalıştım, bankacılık yaptım. Daha sonra benim yolculuğum bir yeni yıl mesajlarımla başladı aslında. Ben kendime hep dilek yaparım, dilek çalışması yaparım. Hmm. Bir yeni yıl dileğimde şöyle yazmışım. İşte ben yoga eğitmeni olmak istiyorum, biyoenerji uzmanı olmak istiyorum ve fotoğrafçılık eğitmeni olmak istiyorum diye. Hepsini birden. Şimdi kaç senesinde bu oluyor bu arada? Şimdi kaçtı tam zamanında bilmiyorum ama 2005, 2006'larda evet öyle. Yeni yıl dileklerimle başladı. Ve ben sadece bir yogaya haftada bir defa falan gidiyordum. Hani bir eğitmenlik gibi bir düşüncem yoktu. Ve herkesin yılbaşı dilekleri işte ev alayım, araba alayım, arsa alayım falan. Benim yılbaşı dileklerim de böyle bir dilek listesiyle açıldı. Ve iki gün sonra hemen mailbox'ıma gelen bir yoga eğitmenliği sertifika programıyla ben kendimi yoga eğitmenliğinde buldum. Herkes ne yapacaksın sen işte 40 yaşındasın falan filan. Bir bu de 40 yaşındasınız yani, o zaman. Evet aynen. Bu yaştan sonra böyle bir şeye gerek var mı? Dedim bu benim yolumda var sanıyorum bir gideyim. Bir aylık bir programdı. Oraya gittiğimizde ilk oturduk ve birbirimizle tanışırken hemen yanımdaki oturan kişinin eşi de biyoenerji uzmanıymış. Birdenbire benim şimşekler çaktı kafamda. Ah dedim benim yolum demek ki buradan açılacak. Ve ben bir tane bile biyoenerji seansı almamışken bir ay sonra kendimi biyoenerji eğitiminde buldum. Peki nereden duymuştun seni biyoenerjiden? Hiçbir yerden duymadım. Ama yazmışsınız ya. Elbette yazmışım ama hiçbir yerden duymadım. Öyle. Duymamışım ve yazmışım. Ben diyorum ki herhalde bir şekilde yol bana gösterildiğini düşünüyorum. Aynen, evet. Bir kere bile seans almamışım. Birisinden bir çalışma yapmamışım. Ve onu yazmışım niyetlerimin içerisine. Çok enteresan. Ve ondan sonra orada da bir işte eğitimler aldım uzunca bir süre. O süreçte benim bütün yaşamım değişti zaten. Şeyi soracağım. 40 yaşına kadar ama yaptığınız, ilgilendiğiniz alan çok başkaydı. Çok farklı. Önce bankacılıkla başladım. Ondan sonra özel şirketlerde çalıştım. Sonra kendi şirketimizi kurduk. Sonra orada devam ettim. Bütün yaşamım, iş hayatı böyle gitti. Hani kurumsal diyebiliriz daha çok. Hiç gel. Hiç alakası hiç yok. Hiç alakası aslında. Yok yani. Bu arada Kova Burcu. Kendisi onu söylemem gerekiyor. Kova Burcu. Kova kadını. Evet, Kova Burcu aynen. Sonra benim bütün yolum değişti ve ben o yaklaşık 4 ayın sonunda başka şeyler düşünmeye başladım. Ve bir yıl sonra yoga stüdyo açmaya karar verdim. Yoga stüdyosu açtın. Evet.
yoga stüdyosu açtım Şişli'de. İşte gene herkes bir taraftan sen ne yapacaksın, niçin yapıyorsun, böyle yapma falan. O süreçte birçok kitaplar okudum tabii ki. Ne kadar çok kitap okuduğumu hayal bile edemezsiniz. Ve nasıl okuduğumu da bilmiyorum. O kadar çok kitabı nasıl okuduğumu da bilmiyorum. O süreçte ben çakra kitabını yazdım. Çakra arındırma ve çalıştırma yöntemleri. Tabii bunu yazarken bütün kitapları okudum. Ancak dedim ki bu böyle biraz düzenleme gerekiyor. Ve içerisinde pek çok bilgiyi birleştirerek bir kitap haline getirdim. Fakat bunu kitap haline getirmek yeterli miydi? Hayır. Çünkü insanlara bunu anlatmak gerekiyor. Ya da çakranın ne olduğunu anlatmak gerekiyor. Niçin? Yani insanlar şu anda dalga geçiyorlar ya. Evet. Sürekli olarak bir ya, dalga geçiyor. Evet. Ya. Onu bir sormak istiyorum. Mesela siz de duymuşsunuzdur. Muhakkak hep şey var ya. Açtırdım, kapattım. Aman bir gittim. Hani açtırdım, çok iyi geldi. O hani biraz ondan belki bilmeyenler için tabii, bahsederseniz hani 7 çakramız var diye biliniyor. Evet. Hani ya şimdi, musluk gibi falan musluk diyorlar gibi böyle. Musluk gibi açtık kapattık değil. Aslında bunlar bizim enerjimizin, enerjiyi aldığımız yerin giriş kapıları. Ben uyguladıkça ve yaptıkça benim yaşamım değişmeye başladı. Yaşamım değiştikçe de aslında başkalarına yardım etmem de kolaylaşmaya ve değişmeye başladı. Çakra ne peki yani? Hani böyle çok az böyle bir anlatabilir misin sen? Tabii ki. Ha. Çakra bedenin pek çok farklı enerjinin gerçekten giriş kapısı. Yani evrensel enerjinin ya da dünya enerjisinin girebilmesi için kapımızın açık olması gerekiyor. Herhangi bir kişinin ya da enerjinin girmesi için. İşte çakralar gerçekten bir kapı olarak görüyoruz ki enerji buradan girebilsin. Nasıl tıkanıyor bu çakralar falan? Neden tıkanıyor ya da? Pek çok sebepten tıkanabiliyor. En çok korku, üzüntü, keder, affetmek, affetmeyi bilmemek ya da yaşamda yaşadığımız, aslında kısaca söyleyeyim, duygusal ve düşünce olarak yarattığımız pek çok travma, şok, üzüntü, keder çakraların tıkanmasına sebep oluyor. Peki bir insan çakralarının tıkandığının farkına varır mı? Hani normal ben bir vatandaşım mesela, günlük hayatımda para kazanma gailem var yani, sonuç çocuklarım var falan. Benim çakralarım kapalı mı, açık mı? Nasıl anlarım? Evet, varabilir. Bunu yaşamında problemler şeklinde görüyor. Örneğin kök çakranın bir görevi var. Yaşamsal olarak bizi bu dünyada tutmak ve yaşamsal isteklerimiz neler? İşte bir ev sahibi olmak veya karnımızı doyurmak, sonra çocuk doğurmak ve yaşamımızı, soyumuzu sürdürmek. Yaşamında bu gibi konularla ilgili problemler yaşıyorsa ya da hep o problemlerin içinde dönüyorsa, o zaman demek oluyor ki kök çakrasında bir problem var. Bu problem nasıl oluştu? Aslında küçüklüğümüzden itibaren duygusal ya da düşünce olarak kalıplarla ya da formatlarla veya o dediğim gibi şok ya da travmalarla bunlar tıkanıyor ve o enerji akmıyor. Sadece kök çakrayla ilgili konuştum. Bunun gibi 7 tane temel çakramız ve 21 tane ikincil çakramız var. Bunlar daha teknik konular. Onunla ilgili başka zaman konuşuruz. Tabii ki. Bu arada dilerseniz başka videolarda, çünkü bu videoda bütün konuları ele almak da mümkün olmayacak ama belki istek gelirse değişik konuları da değişik videolarda Meret Hanım anlatabilir kendisi de isterse tabii ki. Yani isterseniz çok anlatmayı seviyorum. Şimdi ben bir diğer soruma gelmek istiyorum. Lütfen. O da şöyle ki, ben biliyorum zaten size çok insan geliyor. Yani sabah 7'den bazen akşam 10'lara 11'lere kadar çalışıyorsunuz ve manyaklar gibi, böyle deliler gibi çok seviyorsunuz gayet mutlu bir şekilde. Gayet kolaylıkla ve mutlulukla yapıyorum. Yani tırnak içinde manyak tabii canım. size peki gelenler genel olarak hani ne için geliyor? Atıyorum mesela konu olarak atıyorum çok üzgünüm, bunu halledelim mi? Ya da ne bileyim, kimler gelmeli aynı zamanda? Hani siz kime daha çok
yardımcı olabilirsin. Sen mesela psikologlarda işte ben şu konuda iyiyimdir derler ya kimileri. Hani siz böyle genel olarak kime mesela atıyorum biri belki depresyondadır ve destek istiyordur. O mu? Kesinlikle. Hani... Şimdi şu ya da bu demek biraz değişik oluyor gerçekten. Aslında sıkıntı, o ya o problemi aşamamış herkes gelebilir. Hani depresyon doktorların işi, depresyonu doktorlar halledebilir ama şimdi biz ne yaparız orada? Ona yaşam gücü enerjisini aktive ederek o depresyondan hızlı bir şekilde çıkmasını destekleriz ve sağlarız. Yoksa hani tabii ki doktorlarına gidecek falan ama oradan hızlı çıkmak isteyen, o problemin içinden hızlı çıkmak isteyen herkes gelebilir. İşte kişilerin o kadar değişik ki konuları. Mesela birisi evlenmek istiyor. Birisi ne bileyim sağlığına kavuşmak evlenmek istiyor. Evlenmek istiyorum diye de gelen. Birisi efendim o parasal problemlerinden kurtulmak istiyor. Veya suçluluk duygusundan kurtulamıyor. Veya affedemediği problemleri var. Veya güven duygusuyla ilgili yaşamış olduğu eski travmaları var ve onlardan kurtulamıyor. Ya da belki boşanma falan tabii gibi böyle. Tabii ki onların hepsi travma şeklinde yaratıyor. Peki hep olumlu etki görüyorlar mı? Hani size geri dönüş. Görüyor galiba, bilmiyorum. Yani çoğunluğu bence görüyor ki hani dönüşleri çok fazla, olumlu dönüşleri çok fazla. Büyük çoğunluğun gördüğünü düşünüyorum. Tavsiye ben ediyorum. De öyle düşünüyorum. Teşekkür kesinlikle. Ederim. Yani bir şey diyemiyorum başka da. Şimdi enerji dediğimiz zaten bir olay var yani. Her şey enerjiden ibaret. Aynen. Ve Abraham da zaten bundan bahsediyor. Hani hepimiz enerjinin bir yansımasıyız diyoruz, diyorlar. Ve ben de buna çok inanıyorum. Renkler, enerji. Ve aslında sizin yaptığınız da bir anlamda bizi... ne ayarlarına döndürmek, hani eskiden böyle bir terim kullanılırdı ya, bilmem ne ayarlarımıza geri, fabrika ayarlarına bu anlamda geri döndürmek oluyor. Kaynakla bağlıyorsunuz. Kaynakla bağlanıyor, değil mi? Şimdi travma ya da şok ya da üzüntü dediğimiz şeyler bir problem, basit küçük bir şey. Mesela ne şiddet yapıyor? Görüyor çocuk küçüklüğünde babadan, anneden. Ne yapıyor? Aslında o evrensel enerji kesiliyor. Evrensel enerji kesilince daha çok mutsuz, daha çok o şeyinin içerisinde uğraşan bir kişi haline geliyor. Ne yapıyoruz? İşte o çakralardaki enerjileri dengeleyerek o evrensel enerjiyi almasını sağlıyoruz. Ve o enerjiyi aldığında kişi kendisi bunu kendi iç enerjisiyle, iç gücüyle çözümlüyor zaten. Hissediyordu. Tabii ki öyle hissediyor. Yoksa ben ona bir şey yapmıyorum. Ben sadece o enerjiyle bağını kuruyorum. Ve oradaki o basit küçük travmatik şey neyse onu bulup onu temizliyorum sadece. Ondan sonra o enerji akmaya başlıyor. Bu arada böyle bahsediyor Meral Hanım ama bazıları gerçekten... Yani bazen yoğun ağlamalarla, bazıları çok daha hafif. Hani hepsi her seans farklı. Çok farklı ve değişik oluyor. Her kişi de farklı oluyor. Onun etkisi için de hani değil mi? Ben şöyledir demek de istemiyorum. Her kişi de başka, her kişi de hızı da başka oluyor. Ve çözümlemesi de başka oluyor. Çoğunlukla çok pozitif sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Süper. Yani. Evet. Size şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi ışığını keşfet diyorsunuz. Eskiden programlarda şey olurdu. Evet, bu kitapta böyle bahsediyor. Bir insan ışığını keşfetmek isterse bunu nasıl yapabilir? Söylemesi çok kolay. Ama... Çok güzel bir soru gerçekten. Işığımızı bir kere fark etmemiz lazım ve keşfetmemiz lazım. Bu bizim bedenimizin etrafında bir ışık var ve kendi ruhumuzda bir ışık var. Çok iyi. Bir şekilde günlük işlerle uğraşıp, o günlük problemlerle uğraşıp kendimizi unutuyoruz aslında. Şimdi nasıl yapabilir? O problemlerin dışına çıkabilir. Tabii ki günlük işlerimizi zaten yapacağız. Onu yapmak zorundayız. O problemlerin dışına çıkabilir. Dediğim gibi meditasyonlara başlayabilir. Anı yaşayabilir. Ve o problemleri problem olarak görmek yerine
tamam şimdi ne yapabilirim? Burada bir konu var. Hı hı. Bununla ilgili ne yapabilirim diyerek yoluna devam edebilir. Hı. Yani bu çok zor bir şey değil aslında. O evet. probleme takılıyor. İnsanlar genelde o probleme takılıyor. Onun etrafında dönüyor. Hı hı. Onun dışına çıkıp bakıyoruz ve diyoruz ki şimdi ne yapabilirim bununla ilgili ya da bundan başka hayatımla ilgili ne yapabilirim diyoruz. Bu dediğiniz çok güzel ama burada da benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Şimdi genel olarak bence, burada kimseyi de yargılamıyorum, öyle algılamayın. Ama Türk milleti olarak biz biraz tepkisel bir toplumuz. Yani korna çalınıyorsa arkada küfredebilir. Ne bileyim, böyle bir anda sinirlenilebilir. Hele ki şu an Mars geriliyor, Merkür gerilerken hani şu aşamada. Yani peki bir anda böyle tepki veren insanlar da var. Hani bu dediğiniz çünkü bilinç ve farkındalık ve gözlem yeteneğiyle de alakalı. Yani onun dışına çıkıp bakabilmek. Bir insan o noktada değilse nasıl o noktaya kendini getirebilir diye evet. sorayım. Şimdi şöyle, hemen tepki veriyorsa bu konuya bir defa şöyle düşünmesi lazım. Neden ben buna tepki veriyorum diye öncelikle bu tepki verdiği konuya bakması gerekiyor. Hı hı. Ondan sonra orada asıl beni rahatsız eden şey ne diye düşünmesi gerekiyor. Ve ondan sonra da bunun çözümlenmesi gerekiyor. Bunun içinde ama farkındalık tabii farkındalık ki, gerekiyor tabii ki öyle. Şimdi insanlar şunu algılayamıyorlar. Ya İstanbul'da yaşıyoruz. Evet, evet. Zor bir şey. İstanbul'da yaşıyoruz ve stresten bahsediyorlar. Evet. Yani bence İstanbul'da yaşayıp ve trafiği bir stres haline getiriyorsa orada bir sorun var demektir. Evet, var. Yani şimdi bu trafik var. Hı-hı. Ben bunu biliyorum. Bildiğim şeyden niçin stres olsun ki? Ama şöyle bir şey var şimdi. Bununla ilgili konuştuk diye. Yani böyle muhalefet olmak istemiyorum. Evet, ama ben mesela ben her yerde araba kullanırım. Araba kullanmaya bayılıyorum. Siz biliyorsunuz 5-6 evet. kez, 10 kez gittim Marmaris'e kaç oldu, saatlerce. Evet. Ama İstanbul'da araba kullanmak başka bir şey ve konu benimle alakalı hem de değil. Evet. Çünkü neden? Ben yolumda, şeridimde gidiyorum. Hop beni sollamak isteyen ya da böyle arkama yapışıyor. Yani işte bazen yolunda gitmeye devam edeceksin. Takılmayacağız. Evet, sen yolunda gitmeye biraz devam edeceksin. Aynen. Yoksa o gelecektir, önüne kıracaktır veya sıkıştıracaktır. Aynısını benim için de yapılıyor. Evet, sizde. Ben gayet sakin. Böyle yolumda gitmeye devam ediyorum. Onlar sinirleniyorlar. Siz de hiçbir şey yapmadan. Şimdi iki sorum daha var Meral Hanım'a. Bu arada çok uzun bir video olmasın diye bitireceğiz. Bir 5 dakikaya ki böyle artık merak edenler devamını isterse devamı gelir diyelim. Bana yalnız şu meditasyonla ilgili birkaç hem Instagram'dan yazanlar oldu daha çok. YouTube'da da birkaç kez yazdı birkaç kişi. Ama genelde Instagram'dan meditasyon nasıl yapabiliriz diye çok soru geliyor bana. Ya da böyle hani meditasyon bize böyle bir video çeker misin? Hani onunla meditasyon yapalım gibi. Ben de bir tane böyle hani beraber meditasyon yapıyoruz videosu çekmiştim. Ama hani sizin önerinizle mesela oturamayan ya da böyle gözlerini kapattığında düşünceler geliyor diyor birçok insan. Tabii, tabii. Durduramıyorum diyor, dikkatim dağılıyor diyor. Hani ne yapmak gerekiyor? Ya da böyle gerçekten Hı-hı. yoğun bir şehirde Hı-hı. yaşıyoruz. Zamanım yok diyor. Yani nedir bunun? Evet. Şimdi niçin meditasyon yapıyoruz? Öncelikle kendi özümüzle, kendi benliğimizle bağlantı kurmak için yapıyoruz gerçekten. Bağlantı evet, kurmak istiyorsan. Aynen öyle. Şimdi evet zaman bulamıyor olabilir ve evet oturamıyor olabilir. Zaten Hı-hı. bunun için yapıyoruz. Hı-hı. Meditasyon yaptığımızda çok daha fazla size ya da bana çok daha fazla zaman kalıyor. Ve bir sürü şeyi bir arada yapabiliyoruz. Çünkü zihnimiz sakinleşiyor. Sanki o dalgalar duruluyor ve ondan sonra gün uzuyor, zaman uzuyor. Meditasyonu yapmak için daha verimli oluyoruz. Tabii daha verimli Hı-hı. oluyoruz. Gün uzuyor, verimli oluyoruz. Daha sakin bakabiliyoruz. Ve o zaman daha hızlıca halledebiliyoruz her şeyi de. Hı-hı. Meditasyon yapmak için mutlaka zaman ayırmak gerekiyor. Ben sabah akşam yapıyorum ama siz
birisini seçebilirsiniz. Bu arada iki, yani söyleyebilirim değil mi? Sizin lütfen. İki çocuğunuz var, evet, eşiniz var. Evet. Hani şey düşünmeyin, hani bazen oluyor hayattan çekmiş böyle arkadaşlarıyla olmayı seviyor. Çok, bu ki. Durumlardan önce hani aynen, tabii ben siz hayatı yaşıyorsunuz da yani. Çok yoğun yaşıyorum hem de. Evliyim, iki çocuğum var ve aynı zamanda bir torunum var. İstanbul'da kitaplar yaşıyorsunuz. Kitaplar yazıyorum, İstanbul'da yaşıyorum. Annem babam var, aynı zamanda çok yoğun çalışıyorum evet, sen evet. biliyorsun. Ve bunların hepsine ve gezmeye de evet. zaman ayırabiliyorum. Ve sakin kalabiliyor. Sakin kalarak zaman ayırabiliyorum. Bunu aslında gerçekten meditasyonla yapıyorum. Hı hı. Sabah ya da akşam ya da her ikisi olsa daha iyi. 5 dakikayla başlayın. 5 dakika sakin bir şekilde, hareketsiz, bağdaşta oturabilirsiniz, sandalyede oturabilirsiniz. Sakin bir şekilde gözlerinizi kapatın, beden dik bir şekilde oturun, derin nefes alın, derin nefes verin ve sadece o nefeslerinize dikkatinizi getirin. Orada tabii ki biz insanız, düşünceler gelir, düşünceler gider. O düşüncelere takılmamak önemli olan. Bırakın aksın ve gitsin o düşünceler ve siz orada bedeninizi hareketsiz tutarak nefes alıp vermeye devam edin. Beden hareket etmek isteyecektir. Evet. Orada biraz sabırlı olmak gerekiyor. 5 dakika hareketsiz durmaya yavaş yavaş alıştığınızda o düşünceler de durmaya başlayacak. Hmm. Ve o zaman zihin sakinleşmeye başlayacaktır. Bu şey gibi, ben yine bir videoda söylemiştim de siz de belki duymuşsunuzdur başka yerlerden, o vardır muhakkak. Siz muhakkak biliyorsunuzdur muhakkak. Yani kendi kötü hissediyorsan bedensel hareket et derler ve o zaman zaten iyi hissedersin derler. Sizin dediğiniz de aynısı, bedeni sakinleştirdiğinde zihin de sakinleşiyor. Tabii. Bu arada benim aklıma şöyle bir şey geldi. Tamam. Dileyenler yazın yorumlara, yorumlarda buluşalım şu konuyla alakalı. Meditasyonu tabii ki siz de kabul ederseniz, size de sormadan. Tamam. Meral Hanım'la biz beraber yapıp öyle bir video çekebiliriz. Olur. Hani ben otururum, siz beni sadece yönlendirirsiniz tabii, beraber. Tabii. Ve böylelikle hani sizde nasıl meditasyon yapılır, nereden başlayabilirim gibi sorularınıza daha belki net ya da bu video, yani o çekeceğimiz video ile beraber başlayabilirsiniz. Olur, tabii ki. Ama bunu istiyorsanız yazın, biz de ona göre belki ileride bunu yapabiliriz. Tabii ki zevkle yaparız yani. Mutlulukla. Evet. Sizden eğitim almak isteyenler, seans almak isteyenler ne yapsınlar? Benden seans ya da eğitim almak isterseniz Instagram adresimden bana yazabilirsiniz. Onu koyarız buralara. Veya internet sitem www.meralbakır.com'dan da yazabilirsiniz veya bakıp inceleyebilirsiniz. YouTube'dan gördüm deyin ama lütfen benim adımı da verebilirsiniz. Evet. Evet, yani hoşuma gider açıkçası şimdi. İnsanım, biraz egom var. Mutlaka söyleyeceklerdir. Ya. Mutlaka söyleyeceklerdir. Evet. Beni davet ettiğin için çok ben çok teşekkür ederim. Ederim. Yani çok mutlu oldum. Beni kırmadınız. Ben de çok mutlu oldum. Mahalo diyorum. Çok teşekkürler ediyorum. Teşekkür İyi ki varsınız. Görüşmek üzere, sevgiler hepinize. Şeyi de söyleyelim mi? Meral Hanım beraber. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yapalım mı? Tamam. Siz de yapmak istiyorsunuz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bizi sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açmayı böyle yapabilirim. Bildirim zilini açarsanız da zaten her hafta gelen videolardan haberiniz olur. Genelde her cuma günü 6'da bilenler biliyor video yayınlıyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Koskocaman mahalo diyoruz. Hoşça kalın. Sevgiler. Sevgiler. Böyle. Güzel güzel. Çok evet. tatlısın. Ya. Bilmiyorum, inşallah olmuştur yani. Oldu.